Kent merkezinde trafik güvenliğini artırmak için çalışmalarını sürdüren Edirne Belediyesi yeni bir uygulamaya daha imza attı. Trafik ışığının bulunduğu noktalarda yatay işaretleme yöntemiyle yeni bir işaretleme sistemi uygulamasına başladıklarını ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında yatay işaretleme yönteminin birinci etapta D100 karayolunu belirlenen noktalara, ikinci etapta da şehrin diğer yollarında uygulanacağını söyledi. Modern şehir uygulamaları kapsamında araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi kapsamında yapılan çalışmaların bir örneği de Edirne'de gerçekleştiriliyor. Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü D100 karayolu üzerindeki trafik ışıklarının olduğu yerdeki asfaltların üzerine yatay işaretleme tekniği ile trafik işaretleri kaplaması gerçekleştiriliyor. Amaçlarının kent merkezindeki trafik güvenliği artırmak olduğunu belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tıp Fakültesi ile Cumhuriyet İlkokulu arasındaki bölgede yatay işaretleme tekniğiyle yeni bir uygulama başlattıklarını söyledi. Araç trafiğini engellememek için çalışmalarını gece saatlerinde gerçekleştirdiklerini kaydeden Gürkan, çalışmalarımızı iki etap halinde gerçekleştireceğiz dedi. Söz konusu uygulama ile amaçlarının sürücü ve yayaları trafik güvenliği konusunda bilinçlendirmek olduğunu belirten Gürkan, bir hafta içerisinde birinci etap çalışmasının biteceğini söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı. Edirne araç yoğunluğunun her geçen gün arttığı bir il. Biz de trafik konusunda yeni alternatifler üretmeye çalışıyoruz. Yeni alternatif yol çalışmamız devam ediyor. Ancak bunun yanında da mevcut güzergahlarda da araç ve yaya trafiğini daha da güvenli hale getirmek zorundayız. Bu nedenle de şehrimize yeni bir çalışma başlattık. Tıp Fakültesi ile Cumhuriyet İlkokulu arasında D100 karayoluna trafik ışıklarının bulunduğu yerlere asfalt üzerine yeni trafik işaretlerinin kaplamasını yapıyoruz. Bu çalışmada gece görüşünde sağlayacak şekilde fosforlu boya ve cam tozu kullanıyoruz. Bu çalışma Edirne'de bir ilk. Trafik ışıklarının olduğu bölgeler tamamlanınca aynı uygulama yaya geçişlerinin olduğu alanlardaki farklı bir işaretleme ile devam edecek. Birinci etap çalışmasının ardından bu defa şehrin iç kısımlarında öncelikle okul bölgelerinden başlamak üzere gerekli tüm yerlere aynı işaretleme çalışmasını gerçekleştireceğiz.